Bıçak Sırtına hepiniz hoş geldiniz. Bıçak Sırtını bu gece Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Ankara stüdyolarımızdayız ve AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi açıklanan Başbakan Erdoğan'ın hem bugünkü tanıtım toplantısındaki yaptığı konuşmayı hem Cumhurbaşkanlığı sürecine geldiğimiz son durumu çok saygın isimlerle burada değerlendireceğiz. Ev sahibi Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Ersoy. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Cem Küçük Yeni Şafak gazetesi yazarı. Hoş geldin Cem Küçük. Hoş bulduk. Ve Mehmet Metin AK Parti adayı milletvekili. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Acet, senden başlamak istiyorum. Bugün tabii tarihi gün olarak medya haber yaptı bu toplantıyı, bu buluşmayı. Son dakikaya kadar acaba sahiden başbakan aday olmayacak da bir başka ismi öne çıkaracak mı gibi bir beklenti vardı. Bu beklentiyi de yaratan aslında bir anlamda başbakanın kendisiydi. Çünkü iki defa kameralar önünde ters köşe olabilirsiniz anlamına gelebilecek sözler söyledi. Bir defa uçakta söyledi, bir defa da bizzat kameralar önünde söyledi. Bugün hani eğer beklentiler Tayyip Erdoğan aday olması yönündeyse ters köşe yoktu ya da sürpriz yoktu. Eğer öyleyse bu ters köşe neydi? Şimdi bir 15 gün önce başbakan aslında kararını vermişti. Daha önce bu süreç içerisinde 30 Mart'tan sonra zaman zaman tereddütler yaşadı. 30 Mart seçimleri olduktan sonra önce o dönemde kararını vermişti. Ben Cumhurbaşkanlığına aday olacağım diye. Fakat daha sonra biraz yakın çevresinden, ailesinden bir takım tereddütler geldi. Başbakan olarak yola devam etmesi yönünde yakın çevresinden görüş beyan edenler oldu. O dönemde bir takım tereddütler yaşadı. Hatta bir danışmanlarından birinin ifadesiyle bir gün başbakan olarak, bir gün cumhurbaşkanı olarak zihninde bu kararı değiştirerek başbakan hareket etti. Ama son 15 gün önce aslında bu kararı vermişti, netleştirmişti. Dolayısıyla bugün itibariyle de sürpriz sayılabilecek bir durum yoktu başbakanın bu konudaki kararını vermesi bakımından. Bugün başta söylediğin gerçekten başbakanın tarihe geçen bir takım konuşmaları vardır değişik tarihlerde. Bugünkü konuşması da bence o konuşmalardan bir tanesi olmuştur. Hani 35-40 senelik bir siyasetçi ama 94 İstanbul Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan başlatacak olursak bir işte başkan seçildiği dönem, bir cezaevine gittiği Pınarhisar'a uğurlanırken belediye balkonundan yaptığı konuşma, bir işte grup toplantılarında zaman zaman vesayet rejimlerine karşı yaptığı manifesto niteliğindeki açıklamalar, balkon konuşmaları belki özellikle 2007 seçimleri sonrası. Ama ben bugünkü konuşmasını başbakanın en çok 30 Eylül kongre konuşmasına benzetiyorum. Hatırlayın, o zaman da direkt konuşmasına Sezai Karakoç'un En Sevgili Ey Sevgili şiirini okuyarak başlamıştı. O zaman da o salonda ağlayanlar oldu. Bunlar kameralara yansıdı. Bugünkü konuşmasında da dua ederek başladı. Rabbime şükrediyorum diyerek başladı başbakan ve orada hem kendi siyasi hayatını anlatan belgeselin yayınlanması sırasında hem kendi konuşması sırasında yine salonda çok duygulu bir atmosfer oluştu. Kendi ailesi, kendisi hatta bugün kürsüde dikkat ettiyseniz biz oradaydık. Biraz uzaktan olduğu için çok fark edemedik ama akşam ben haberlerde baktım. Başbakanın kendisi de gözleri dolu bir şekilde o konuşmayı yaptı. Dolayısıyla bu da başbakan açısından, yani zaten olayın bizatihi kendisi bir adaylığını açıklamış yani, olması. Onun ötesinde yani başbakanın siyasi macerasını hiç noktasına birbirine dokunmadan koyduğun zaman zaten çok duygusal bir tablo kendi kendine çıkıyor ortaya. Yani ekstra ona bir şey yapmana da gerek kalmıyormuş. Doğru. Bugünkü şeyden, manzaradan onu anladık aslında. Doğru, yani özellikle o siyasi hayatına dair orada verilen fotoğraflar hep mücadelelerle geçen siyasi bir hayat. Bedeller ödenerek geçen bir hayat. Bunun içerisinde tabii İstanbul'dan başlayarak gerçekten hani hizmet siyaseti anlamında çok başarılı bir siyasi hayat hikayesi. Ve gelinen nokta itibariyle hani hitam değil, Fatiha bir bitiş değil, bir açılış ifadesini kullandı ve Fatiha suresini okuyarak zaten konuşmasında tamamladı. Yani geçmiş dönemlerde bu işte uzun soluklu bir maraton, durmak yok yola devam gibi sloganlarını hatırlıyoruz başbakanın. Hatta bir dönem hatırlayın 6-7 sene önce bir rahatsızlığı olmuştu.
Hastanede birkaç gün kaldıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada da yine yorgun bir yüz ifadesiyle yola devam ifadesini kullanmıştı. Buradan da yani bir taraftan helalleşme, partiyle anayasaya göre bağları kopacak, siyasetle ilişkisi kesilecek olan bir isim seçilmesi halinde. Ama diğer taraftan da bu bir hitam, sona erme değil, aynı zamanda bir başlangıç yine Türkiye için hedeflerini, Türkiye için projelerini uygulamaya devam edecek bir lider olarak Tayyip Erdoğan yoluna devam edecek. Peki oradan Cem Küçük'e vermek istiyorum. Evet. Şimdi çok çok önemli bir şey hatırlattı bize Mehmet Acit. Duayla başladı başbakan sözlerine. Fatiha'nın Türkçe mealiyle bitirdi. Herhalde bu 8-10 sene önce yanlışlıkla bir siyasetçi herhangi bir nedenle böyle duayla konuşmasına başlasaydı, Fatiha ile bitirseydi, yani arada başka dini referanslı takım örnekler falan verseydi herhalde partisi kapatılır, kendisi siyaseten yasaklanır, laikliğe karşı eylemlerin odağı olur falandı galiba. Bu biraz Türkiye'nin yaşadığı dönüşümün de bugünkü toplantı bir göstergesiydi galiba, ne dersin? Tabii yani 2008 yılında AK Parti'nin kapatma iddianamesine baktığımız zaman orada dile getirilen delillerin ya da iddiaların %1'ini mesela Erdoğan işte senin söylediğin o ettiği duayla bitirmesi, dini referanslara vurgu yapması, daha önce kendisine okuduğu şiir yüzünden cezaevine girmesine sebep olan şiiri de defaatlerce başka yerlerde Erdoğan yine okudu. Bu tabii Türkiye'nin geldiği değişimi, dönüşümü, sosyolojik gerçekleri, psikolojik gerçekleri görmemiz açısından bize son derece önemli bazı gerçekleri sunuyor. Şimdi Erdoğan'ın bugün mesela bu Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanırken 1994'ten yani bir kendi siyasi kariyeri vardı, yani biyografisi vardı doğumundan bugüne kadar. Bir de Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden günümüze kadar gelen o kritik süreçler, 7 Şubat krizi, 2008 parti kapatma, 2002'de aday olup seçilememesi, yani adaylık verilmemesi YSK tarafından, daha sonra 2003 yılında Siirt'te adaylığın verilip oradan, yani ceza aldığı yerden yeniden siyasi hayatına bakması aslında bize şunu söylüyor. Erdoğan'ın hayatı bir başarı öyküsü. Ama bu başarı öyküsü hani böyle eften püften böyle es geçeceğimiz basitlikte bir yazarın veya bir bilim adamının hayatı gibi değil. Erdoğan buralar hakikaten vura vura çarpışa çarpışa geldi. Yani işte şiir okudu, için içeri girdi. Ergenekonlara, balyozlara, sarı kızlara uğraştı. MGK'larda askerlerle neler yaşadı. 2008'de Yargıtay Başsavcısı tarafından partisi kapatılmak istendi. Yetmedi. 7 Şubat 2012 yılında MİT kriziyle aslında kendisi tutuklanmak istedi. 17 Aralık 25 Aralık darbe girişimlerinin ne olduğunu işte bugünlerde çok daha net bir şekilde görüyoruz. Ama Erdoğan bunların hepsinin üzerinden geldi. Geldi çünkü arkasında millet vardı. Yani bugüne kadar bu ülkede siyaset yapan ya da siyasette meşruiyet aracını genelde vesayetlerden alan yapılar vardı. Bu askerden alınırdı, yargıdan alınırdı, medyadan, TÜSİAD'dan, oradan buradan alınırdı. Şimdi Erdoğan her defasında bütün bu zorlukların tamamına yakınını milletten aldığı yetkiyle, o güçle eğilmedi, korkmadı. Yani asla geri adım atmadı. O yüzden de kazandı. Şimdi bir zamanlar dost olduğunu varsaydığı, düşündüğü, hepimizin öyle gördüğü paralel yapının bile arkadan hançerlemesine rağmen ona dahi yenilmeden, pes etmeden, onu da kısmen alt ederek en azından hala mücadele ediyor. Bunu gösterdi. Sonra şimdi Erdoğan'a yıllarca işte milliyetçilik yapıyor, işte insanların duygularını sömürüyor diye eleştirenler mesela çözüm sürecini hiç görmezler. Halbuki çözüm süreci belki de o milliyetçilik iddialarına en sert çelişkinin olduğu noktaydı. Çünkü milliyetçilik yapan bir adam ne diye çözüm sürecini yapsın? Ya da Ermeni meselesinde acılarınızı paylaşıyoruz diye 100 yıllık bir parantezdeki ezberi bozsun. Dersimle yani, ilgili olarak. Dersimle ilgili, İsmet İnönü ile alakalı. Sonra bugün yaptığı konuşmada işte Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Alparslan, Kılıç Arslan, Selahattin Eyyubi. Oradan işte Gazi Mustafa Kemal, Menderes, Özal ve rahmetli Necmet Erbakan'a kadar böyle bir tarihten silsileler, isimleri vererek de bu hareketin aslında nereden nereye geldiğini gördü. Erdoğan hareketi tamamen sosyolojik bir hareket, bir halk hareketi. Eğer gerçekten bir devrim varsa bu böyle oldu. Doğru. Yani bu böyle bir hani Erdoğan güzellemesi ya da bir AK Parti, bu bir realite. Onu göremeyenler işte 30 Mart'ın sonuçlarını hesaplayamadı. Peki. Onu göremeyenler işte bugün
burada işte sen de şahit oldun. Bir sürü araştırma şirketinin yöneticileri de vardı. Hepsinin bize off the record dedi. İlk turda bu iş bitecek. Tabii. Yani söyledi. Dolayısıyla bütün bu gerçekleri görüp de hala siyaset okuyamamak kötü bir şey. Şunla bitireyim. Mehmet abiye söz hakkını yememek için. Şimdi Erdoğan'a bak, bunun altını ısrarla vurgulamak lazım. Muhtar olamaz diye. Ya ben o dönemleri hatırlıyoruz. 28 Şubat'ta neler yapıldı? Muhtar olamamak, en ağır şeyler, siyasi kariyeri bitti dendi. Aynı maddeden yargılanırken Hasan Celal Güzel'e seçilme hakkını verip kendisine verilmedi. Bugün o muhtar olamaz denilen, toplumda siyaset mühendisi yapıp toplumu zerre kadar anlamayıp siyasi dizayn edemeyenler bugün Erdoğan'ın başkomutan olmasına razı gelecekler. Yani Özal'ın dediği gibi istese de istemese de bunu kabul edecek, sindirecek. Yani selam duracak. Bak bu Türkiye'de işte siyaset okuyamamanın o iyi kesimler için en ağır faturası budur. Mehmet Metiner, şimdi bugün tabii başbakanın gerek kendi siyasi hayatı anlatılırken, gerek başbakan konuşurken zaman zaman kameralarda sizin üzerinizdeydi. Çünkü anlattığı dönemin önemli bir bölümünde yol arkadaşlarınız var ve o anlatılan, nakledilen, bize böyle üçüncü kişi olarak bize gelen o hikayelerin pek çoğunda içindesiniz. Neler hissettiniz bugün onlar anlatılırken, onlar yani yaşanırken? Benim için çok duygusal bir gündü. Çok ağır duygusal bir gündü. Hala bunu üzerimden atabilmiş değilim. Herkes çok meyus olduğumu dışarıdan baktığında söylüyor. Halbuki benimkisi bir sevinç gözyaşıydı. Yani mesela bu nedenle bu akşam iftar yemeğine de katılmadım, katılamayacağımı bildirdim. Şu an konuşurken bile hangi aşamasında ne olacağımı kestiremiyorum. Ya yani ben de duygusal bir insanım. Geçmiş günlerimiz akla geldi. Tabii hayatımızın önemli bir evresi beraber geçmedi. Beraber çalıştığımız dönemler oldu. 80 öncesinde korsan mitinglerden birinde yakalanmışlığımız oldu. İl başkanlığı yaptığı dönemde beraber çalıştık. Büyükşehir Belediyesi'nde bir süre beraber çalıştık. Tepe başında o küçücük daracık bakımsız yerde. Şey vardı, ben hatırlıyorum mesela işte 12 Eylül'ün bedelini sen mi ödedin ben mi ödedim tartışması sırasında sizin de içinde olduğunuz, Tayyip Erdoğan'ın da içinde olduğu bir grubun nasıl sokakta yakalanıp nasıl soğuk ve ıslak bir hücreye götürüldüğünü anlatmışsınız. Tabii ki yani o olayın canlı şahidi. Sonrasında tabii ki MSP Gençlik Kolları Başkanı'ydı İstanbul'da. Sonrasında da biz bir gece gözaltı yaşadık Metris'te. Bırakıldık ertesi gün ama Tayyip Erdoğan ve bazı arkadaşlarımız birkaç gün sonra başka yerlerde çok kötü bir biçimde ağırlandılar. O boyutunu doğrusu ben de bilmiyordum ama sonradan Sayın Başbakanımızdan dinledim. Yani benim kendisiyle ilgili olarak yaşadıklarım çok fazla mıdır bilmiyorum ama bir dönem çok yoğun çalıştık. İl başkanlığı döneminde çok yoğun çalıştık. Belediye başkanlığı döneminde bir süre beraberdim. O tepe başındaki yer hep aklıma gelir. Yani küçücük daracık bakımsız bir bina. İşte kulakları çınlasın. Feyzullah Kıyıklık, Ekrem Erdem, bugün partinin üst düzey yöneticileri, bir kısım bakanlar, işte çeşitli yerlerde görev olan arkadaşlarımız. Feyzullah Kıyıklık'ın bir kezinde kulakları çınlasın. İstanbul Milletvekilimiz Bağcılar'da da 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. O tarihte il başkan yardımcısıydı. Yani kapılarda nasıl çevrildiğimizi hatırlıyorum. Feyzullah Kıyıklık bir kez geldiğinde, gittiği yerden eli boş döndüğünde nasıl duygusal bir atmosferde yani ağlamaklı konuştuğunu hatırlıyorum. Buna benzer bir sürü anılarımız var. Tayyip Erdoğan gerçekten çok azimli bir insan, dost bir insan. Ben çok ciddi bir algı operasyonuna maruz bırakıldığı kanaatindeyim. Bugün kendisini de izlerken, o geçmişimizden bugüne şey izlerken çok çok etkilendim ama. Olağanüstü etkilendim ve bolca da ağladım. Hala kendi içimde. Ama bir sevinç bu yani. Asla başbakan başımızdan ayrılıp gittiği için üzüntülü değilim. Çünkü başımızdan ayrılıp gitmiyor zaten. Hiçbir yere gitmiyor. Onu siyaseten ayrıca konuşuruz. Bence çok daha güçlenerek Çankaya çıkacak. Hem partimizin hem de hükümetimizin başında olacak. Biz bunu böyle istiyoruz. O bizim liderimiz çünkü yani. Bizim davamızın lideri o. Onun Çankaya çıkması partiyle ilişiğinin yasa olarak kesilse bile gerçekte kesildiği anlamına asla gelmez. Gelmeyecektir de yani. Bizim dünyamızda
dava kültürümüzde emanetçilik gibi kavramlara yeri yoktur. Bu tür kelimeler üzerinden kimsenin bizi bloke etmesine de izin vermeyiz yani. Her görev bizim için bir emanettir. Dolayısıyla liderimizin bize öngördüğü her görev bizim için bir emanettir. Birilerinin bize emanetçi diyeceğinden korkarak asla davamızla olan ilişkimizi, liderimizle olan bağımızı koparacak değiliz. Herkes bunu böyle bilsin. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan Çankaya çıktığında partinin başına ne gelir diye düşünenler... Birazdan belki konuşuruz evet, onu yani. Evet, onu konuşacağız. Ama benim açımdan ben çok etkilendim. Pek çok arkadaşımız ağladılar tabii. Yani orada sadece duygusal anlamda gözyaşı döken ben olmadım ama... yani benim yürek coğrafyam birdenbire farklı bir mecraya taşındı. Yani o anda salondaydım ama birdenbire gerilere doğru gittim. Yani işte gencecik bir insan yani o yaşlarda. Evet biz de 17'li 18'li 19'lu yaşlarımızdayız. Bizden 6 yaş büyük ama müthiş bir başarı öyküsü yani Cem'in dediği gibi. Azim, müthiş bir azim, müthiş bir irade, müthiş bir sabır. O şey cezaevine girerken söylediği hem bu ilklerin, şarkı burada bitmez. Evet hem ilklerin adamı hem ilkelerin adamı. Asla dengeci değil. Ama bir o kadar da adam gibi bir adam. Ya ben kendisiyle çalıştığım için biliyorum ya. Bizim kendisine zaman zaman yanlışlarımız oldu, kem sözlerimiz oldu. Fakat o hiçbir zaman bizi kırmadı. Her zaman bir abi gibi, bir baba gibi koruyup kolladı. Birileri bu sözlerimi yanlış anlayacak biliyorum. Ya ben müstahni bir insanım. Ben Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için bugün AK Parti'deyim. AK Parti'nin ilkelerini benimsediğim için AK Parti'deyim. Bir sonraki dönem hiç umurumda değil. Bunu çok net bir biçimde söyleyeyim. Yani bir sonraki dönemi düşünerek Tayyip Erdoğan'a yok çektiğim bunlar ayıp şeyler. Tayyip Erdoğan bu tür şeylere zaten gelmez. Bu tür insanları da bilir, tanır. Ama bizim bizi birbirimize bağlayan bir yürek yanımız var ya. İnsan birini sevdiği zaman, bağlandığı zaman bu farklı bir kategoridir artık. Burada başka kelimelerin hiçbir anlamı yoktur. Ve zaten siz bu şekilde sevmişseniz, bağlanmışsanız birilerinin sizi böyle demesi de sizi asla rahatsız etmez. Ben milletvekili olmadan önce de bütün bunları söyleyen bir insandım. Hayatım, siyasi hayatımda bir 11 aylık bir kırılma vardır. O 11 aylık kırılma içerisinde söylemlerinde asla bir yanlışlık yoktur. O dönemde söylediklerimin bugün de arkasındayım. Ama onun dışında biz hep beraber olduk. Her dönem beraber olduk. Her dönem kendisini sevdim, her dönem kendisine destek oldum. Ben şahsen... Ne geliyorsa başınıza 11 aylık kırılmada geliyormuş. Evet yani sorun değil her ama ben önünüze koyuyorlar 11 yani. Aylık kırılma dönemimde hep şunu söyledim. Yani medya çağında, iletişim çağında yaşıyoruz. O tarihte ne söylediğimi ortaya koyayım. Hodri Meydan. Bugün söylediklerimin tıpkısının aynısı değilse eyvallah. Yani Türkiye milliyetçiliğini savunmuşum. Ortak devleti, ortak vatanı, tek bayrağı, tek resmi dil. Neyse tekrar girmiyorum onlara. Neyse ona evet, girmiyorum tamam. Ama... O kırılma döneminin dışında benim için Recep Tayyip Erdoğan bir davanın lideridir. Peki. Ve ben Büyükşehir Belediyesi'nin başkan danışmanlığını yaptığımda çok iyi hatırlıyorum. O zaman neydi? Rousseau. Yok Rousseau değil Fransa Cumhurbaşkanı Chirac. Chirac. O da belediyeden taşınmıştı, en tepeye taşınmıştı. Bir Fransız gazeteci Tayyip Erdoğan'la ilgili benimle bir söyleşi yapmıştı. Aynen şunu söylemiştim, Türkiye'nin Jacques Chirac'ı demiştim. Hiç unutmam bunu, o da başlığa çekmişti. Bugün o başarı öyküsünü gördüm. Yani peki, ailesinden özür dilerken ki samimiyetini... Dava arkadaşlarından gönlünü bir biçimde kırdığına inandı. Herkesten helallik isterken ki o çırılçıplak yürekten içtenliğini gördü. Ve yoksul bir ailenin çocuğu olarak başladığı bir yerden bugün Çankaya'ya... Ama Çankaya çıkarken de Çankaya'yı nasıl değiştirip dönüştürdüğünü, Türkiye'yi nasıl değiştirip dönüştürdüğünü gördüm. Onu konuşalım. Oradan devam edelim. Bu beni çok etkilendi, çok etkiledi. Amin. Çünkü onu yaşadıklarını biz de yaşadık. Biz de çocuklarımızın nasıl büyüdüğünü görmedik sevgili Ersoy dedi. Aynen öyle. İyi bir baba olamadık, iyi bir eş olamadık. Ya, onun ve çocuklarımızın nasıl büyüdüğünü bilemedik. Dolayısıyla onun hikayesi hepimizin hikayesiydi. Onun başarısı hepimizin başarısıydı. Olağanüstü gurur duydum. Son derece sevinçliyim. Bugünü öngörüyordum. Seçimden hemen sonra katıldığım televizyon programında yeni Türkiye'nin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Dün de yazdım. Benim için bugün sürpriz değildi. Buna ilk diyen sizdiniz. Tabii ondan sonra bir şey ben, biliyor da söylüyor dediler. Hayır, benim öngörüm. Peki, hep söyledim. Tamam, yani. İçimdeki ses bana öyle dedi. Dedi ki başbakan, bu 10 Ağustos'ta yapılacak olan seçimi basit bir teknik düzenlemeden ibaret görmeyin. Yani sadece bugüne kadar meclis seçiyordu. Artık
bundan sonra işte seçim tekniği değişmiştir gibi görmeyin. Ne demek bu? Yani ne değişti şimdi? Ne değişecek? Daha sonra da açtı bunu. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye'de hep sorunlu, hani eskilerin tabiriyle acayip ve garayip hadiselerin yaşandığı dönemler olmuştur. İşte İsmet İnönü seçilirken asker meclisi kuşatıyor. Ali Fuat Başgil aday olmak isteyince götürüp mezar gösteriyorlar Ali Fuat Başgil'e. Sonra ülkeyi terk ediyor Ali Fuat Başgil. Bu arada bir artı parantez, 2007'de yine aynı benzer bir süreç yaşanmıştı. Biz seçimden sonra Sayın Gül'e hayırlı olsun ziyaretine gittiğimizde o da yine Ali Fuat Başgil'in 1961'deki o sürece atıf yaptı ve o gün ne yaşandıysa benzer şeyler bu süreçte de yaşandı dedi. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri her ne kadar biz şöyle 2-3 senedir askeri vesayet gerilediği için çok böyle daha önceki gibi o gerilimleri veya o sürecin olup bitenlerini çok tartışmıyoruz ama sonuçta Türkiye'de bir devlet iktidarı, bir de siyaset iktidarı diye bir tasnif yapan bir kurulu düzen var idi diyebiliriz buna. Geri çekilmiş olsa bile bunlar devlet iktidarını merkeze Cumhurbaşkanı alarak bugüne kadar getirmişlerdi. Dolayısıyla burada siyaset, milli iradeyi temsil eden kişilerin Cumhurbaşkanı olmasına karşı çıktılar. Bunda 10 yıllar boyu başarılı da oldular. Dolayısıyla bu askeri vesayetin merkez üssü olan bir makamın halk tarafından seçilmesi çok önemli bir adımdı. Ama gelecek olan kişinin niteliklerinin de ne olacağı, o makamın 7 yıl boyunca yöneten bir kişinin nitelikleri de çok önem taşıyacak. Evet. Buna da zaten başbakan atıf yaptı. Tabii gelinen noktada şöyle bir şey de var. Yani 2007'de hatırlayın, belki 61'de hiçbirimiz yaşamıyorduk bilmiyoruz ama işte 2'de bir askerin laiklik muhtırası yayınladığı günler, 367 gibi bir garabet karar ve o dönemde parti üzerinde, başbakan üzerinde yoğun bir baskı. Yani işte Genelkurmay Başkanı'ndan bütün askeri erkana, kuvvet komutanlarına kadar yoğun bir şekilde bir laiklik vurgusunun yapıldığı dönemlerdi. Şimdi gelinen noktada tabii şunun da altını çizmek gerekiyor. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti bile yani kendi varlığını bu devlet iktidarı dediğimiz alana yaslanarak sürdüren ordu artı CHP eşittir iktidar şablonu ile hareket eden bir parti bile işte isminde İslam ifadesi taşıyan bir adaya yönelmiş durumda. Ekmelettin İhsanoğlu nedir? Burada da işte AK Parti tabanından da oy almak isteyen, hiçbir şekilde laiklik vurgusunu, endişesini gündeme taşımayan bir noktaya evrildi. Bu bir yönüyle sağlıklı tabii. Türkiye'nin geleceği açısından da sağlıklı ama burada şunu da altını çizmek gerekiyor. Bu içselleştirilmiş bir tutum değil bence CHP açısından hala. Kılıçdaroğlu açısından da bu böyle. Yani onlar meseleye sadece şu gözle bakıyorlar. Biz bir söylem değişikliği görüntüsüyle alabileceğimiz kadar muhafazakar kesimlerden oy alalım. Bu partiyi, iktidarı değiştirelim. Cumhurbaşkanı kendi adayımız olsun. Ve çok hızlı bir şekilde eskiye dönelim. Bence hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tutumunda bu niyet var. Yani hala bir Cumhuriyet Halk Partisi diyebiliyor musun? Yani isim olarak mı? Şuna bir Cemaat Halk Partisi desek artık. Tamam, öyle de diyebiliriz. Yani ona ayrıca geliriz herhalde. Yani o ittifaklar, ya o 7 Aralık süreci biraz falan. Ben gerildim de espri yapayım da biraz. Şimdi ben hani şunu altını çizmek için bunu söyledim. Yani bir tarafta zoraki belki o şartlar değiştiği için, yani sırtını yasladığı devlet iktidarı artık geri çekildiği için Cumhuriyet Halk Partisi açısından reel siyasetle, yani artık milletin oyuna tabi olarak kendi geleceğini tayin etmek zorunda kalan bir parti. Ama buradaki ben asıl niyet, belki birazdan geliriz hani Ekmelettin İhsanoğlu'yla ilgili nasıl bir kampanya olacak, burada Erdoğan'a nerelerden yüklenecekler, bunlara da gelebiliriz ama CHP açısından şu an gelinen nokta artık halk oyuna yaslanmak zorunda olduğunu gören bir parti. En azından durumu kurtarmak için muhafazakar değerlere sahip kitlelerden oy almak zorunda olduğunu gören bir CHP. Alır mı? Yani alamaz şu anda görünen tablo. Araştırmalar da var. İşte gerçeği yani, varken niye taklidine gidelim? Şimdi şu tabii, yani sandığın şakası olmaz. Başbakanın da açıklaması oldu. Hiçbir şey çantada keklik değil.
Burada hani insanların iradesine veya milli iradeye halel getirecek bir tutum içerisinde bulunmak da yanlış olur. Bunun altını çizerim. Sonuçta sandıkta her şey belli oluyor. Ama bugün itibariyle görünen tablo, yapılan araştırmaların verdiği ortak veriler de var sonuçta ortada. Bu yani CHP artı MHP'nin son seçimlerde elde ettiği %40 barajı var kabaca. Bu barajı bile yakalayamayacağı şu anda yapılan araştırmalardan çıkıyor. Bunun devamında tabii kampanya döneminde Türkiye hangi hadiselerle karşılaşacak, Türkiye neler yaşayacak? Bu belki bu aranın daha da açılmasıyla sonuçlanabilir. Yani geçmiş seçimlerde baktığımız zaman son seçimlere bir hafta kala, 10 gün kala Erdoğan'ı yine güçlü bir şekilde devreye girerek o son döneme işte de partisinin oylarını artırdığını gördük son seçimlerde. Avantaj Erdoğan'da. Şu an görünen tablo bence de ilk turda %7'nin üzerinde, %50 ile 55 arasında bir oy alabilecek durumda gözüküyor. Ama dediğim gibi biraz süreci de görmek gerekiyor. Bu rakam belki biraz daha açılabilir. Belki gidişata göre düşebilir. Bunu göreceğiz. Peki Cem Küçük, Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili senin düşüncen nedir? Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu daha önce başka yerlerde de söyledik, yazdık. Aslında MHP'nin adayı. Yani CHP'nin adayı değildi. MHP'nin yaptıkları görüşmeler neticesinde onlara uygun olabilecek bir adaydı. CHP'de bu isme işte annem Mansur Yavaş Ankara'da Melih Gökçe'yi zorladı. Demek ki böyle iyi bir adayı bulursak AK Parti'yi ve Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı seçilmeyine zorlarız gibi bir anlayışı benimsediler. Ve bu yüzden Ekmelettin İhsanoğlu konusunda CHP'de birleşti. Şimdi CHP, hatırlarsan Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Ekmelettin İhsanoğlu adaylığını ben, bir kişi daha. MHP'de de Bahçeli ve bir kişi daha, toplam 4 kişi biliyor. Yani Erdoğan'ı tek adamlıkla, otoriterlikle eleştiren bir parti, hiçbir partisinin ilçe başkanlarına, yerel yöneticilerine ya da kamuoyu yoklaması yaptırmadan bir adayı sadece dayatarak, yani bunun tam adı budur, aday yapıyor. Çatı aday yapıyor. Ama mesela en büyük siyasi rakibini de otoriter veya tek adam olmakla suçluyor. O yüzden CHP içerisinde Ekmelettin İhsanoğlu'nun adına çok büyük tepkiler geldi. İşte 21 milletvekili biliyorsun imza vermedi. Hatta bir ara bizim adayımız Emine Ülker Tarhan'dır gibi söylemler de oldu. İsa Gökler'den Nur Serterler'e. Devam ediyor hala. Evet, bu şey devam ediyor ama daha sonra Emine Ülker Tarhan partimle beraber hareket ederim, aday değilim filan gibi şey yaptı. Yalanladı bugün. Aslında Mehmet Bey bir 15 arkadaşıyla 20 arkadaşıyla imza toplayıp Emine Ülker Tarhan aday yapsanız. Tabii. Ben mi? Yani siz de yani partiden. Memnuniyetle. Şimdi yasak konuşsa yalanlanıyor. Yani şeye tercih ederiz, Ekmelettin Bey'e tercih ederiz. Hiç değilse yerli bir üretim, Pensilvanya ürünü değil. Emine Ülker Hanım benden bu övgüleri de duymuş olsun. Benden hiç haz etmez. Ben de kendisinden ideolojik anlamda pek haz etmem. Devlet gibi soğuk, ceberrut bir yüzü var. Ama ben Ekmelettin İhsanoğlu'nu tercih ederim doğrusu. Evet. Hayır, bir de şey, belki ona virgül koyduk, özür dilerim sözünü ama. Estağfurullah. Emine Ülker Tarhan'ı sahnede, arenada görmek isteyen CHP'lilerin vermiş oldukları mücadele haklı ve meşru bir mücadele. Fakat güçleri yetmiyor. Yani evet. O anlamda belki Mehmet Hacet diyor ki bir destek verseniz. Şimdi çünkü o yani haklı bir mücadele yani veriyorlar. Fakat Emine Hanım bizden yani destek bekliyorsa, yani kendi grubundan eksik varsa birkaç imzayı sağlarız ya. Yani. Faruk Loğoğlu işte birkaç gün önce yaptığı açıklamada işte parti içinde böyle bir şey yok, bizim adayımız Ekmelettin İhsanoğlu filan dedi. Ama Ekmelettin İhsanoğlu, şimdi bak CHP ve Süheyl Otun demiyor. Nur Serter demiyor, İsa Gök demiyor, Birgül Aymar Güler demiyor, doğru ama onların da şimdi bak, onların bir karşılığı var. Ne kadar, şimdi bak ne kadar kötü bir durum. Biliyorsun ki Cumhurbaşkanı adaylığında CHP kendisi 20 imzayla kendi adayını gösterse Erdoğan karşısında zerre şansı olduğunu bilmiyor. Benzer şey MHP için de geçerli. HDP'yi ayıralım. HDP en azından namusluca gelip kendi adayını çıkardı. Yani net bir duruş gösterip kendi adayını gösterdi. Şimdi mesela Emine Ülker Tarhan adayı gösterseler, bu sefer diyelim ki bu ortak aday olsa, MHP seçmenin önemli bir kısmı belki de eğer ikinci tura kalsa belki de ilk turda Emine Ülker Tarhan'a oy vermeyecek. Ama Ekmelettin İhsanoğlu aday yapıyorsunuz. Bu sefer %5-6 CHP'nin o Alevi seçmeninin veya Beyaz Türk layık o hani ulusalcı takımın da bir kısmı oy vermeyecek. Yani şöyle, bu kesim gidip tabii ki sandıkta Erdoğan'a oy vermeyecek ama Ekmelettin İhsanoğlu da oy vermeyecek. Yani sandığa gitmeyecek.
bu her sandığa gitmeme işi de çok ciddi bir şekilde Erdoğan'a yedik. Emine Peker Taran değil de mesela Deniz Baykal'ı aday yapsalardı bu kaygıların hiçbiri yoktu mesela. Belki ya da Deniz Baykal ikinci turda o bahsettiğim ben Deniz Baykal'dan ziyade mesela Meral Akşener ismi olsaydı en bir bayan belki biraz daha farklı olabilirdi. Ama şimdi bak durum burada işte gene hani milli olamama diyeyim ama bazı insanın durumu zor durumda belli olur. Mesela muhtıra yersiniz, net bir duruşunuzu gösterirseniz kim olduğunuzu belli edersiniz. Şimdi aynı şeyi Ekmelettin İhsanoğlu için koyalım. Yani tamam saygın bilim adamı eserleri var. Burayı ayırıyorum. Babasının Mehmet Akif'le dostluğu falan bu da hariç. Ama Mısır'da bir darbe olmuş. Bunun bütün dünyadaki adı, konjonktürel adı, literatürdeki adı, siyaset bilimindeki adı ne derseniz deyin darbedir. Şimdi siz İslami işte konferans örgütü lideri başkanı olarak oraya getirilmiş bir kişi olarak kalkıp buna darbe deseniz İslam dünyasının neredeyse tamamına yakınında belki bazı devlet kadroları hariç Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri falan gibi kahraman olursunuz. Ya o koltuğu bırakmayı göze alamıyor. Mesela kalkıp da bu bir darbe diyemiyor. Ne diyor mesela? İşte Suudi Arabistan şöyle dedi de İslam'ın dengeleri vardı da Amerika'da ya daha ilk günden Mursi'yi suçladı. Şimdi 9 aylık iktidar. Ya bir insan Mısır gibi fakirliğin, yoksulluğun yüksek olduğu, bu kadar siyasi karmaşanın yanılıp demokrasiyle yeni tanışıp mübarek yönetiminden devrilmiş bir hükümetin olduğu bir yerde 9 ayda zaten ne yapabilir? Yani kim ne yapabilir? Hani ama Obama gelsin. Şöyle bir şey var. Deniyor ki yani bu Mursi'yi suçlaması, Mısır'daki darbeye darbe diyememesi falan bunların CHP seçmeni için bunlar kötü referans değil ki. Ama yok ama şimdi bak. Ya bu ses senin için dert. Ama belki senin benim için dert. 2010 seçimli referandumunda halka gittiği zaman evet ya da hayır diye MHP seçmeninde ciddi İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da gibi bir kısmı evet oyu verdi. Evet. Şimdi orada neticede bir darbe hesaplaşması olduğu zaman tamam CHP'nin bir kısım veya kendi seçmeni bu böyledir. Ama buna darbe dese ve o koltuğu bırakıp gitse ve bugün şimdi mesela hepimizin gözünde, İslam alemi dünyasının gözünde belki bir kahraman olacak. İnsanın ne olduğu zor anda belli olur. Peki. Şimdi işler basit giderken, her şey gelirken gider. Mesela 2007'de Erdoğan da muhtıra yediği zaman da çekilse, pıssa, geri adım atsa belki de bugün param ama dik durdu. Şimdi burada da böyle yani bu bir geldiği gibi geri gönderdi. Şimdi mesela soralım. Yarın bir gün şimdi Kemal Ekmelettin İhsanoğlu tabii gazetecinin karşısında çıkacak. Ona şimdi mesela Kürt meselesi sorulacak. Alevilik meselesi sorulacak. Kıbrıs sorulacak. Kürt Avrupa Birliği sorulacak. Irak sorulacak. Sadece Kürt meselesinde mesela. Yani ne diyeceksin? CHP gibi mi düşünüyorsun? MHP gibi mi düşünüyorsun? Ya da yani. Şimdi mesela Ermeni açılımında bu hükümet peki. Yani 100 yıl boyunca ilk defa bir şey deyip bu dedi özür diliyoruz dedi. Şimdi acılarınızı paylaşıyoruz. Evet hani acınızı empati yaptı acınızı paylaşıyoruz dedi. Acıyı anlıyoruz dedi. Şimdi MHP de CHP de buna çok sert tepki verdi. Hatta Haluk Koç çok geç kalınmadı mı filan. Şimdi bu konuda mesela Ekmelettin ne diyecek? Yani eğer hükümet gibi düşünmüyor da CHP MHP gibi düşünüyorsa zaten o bilimsel kimliği de yırsınarsın. Bak geçmişte şu lafımla bitireyim. Edward Teller diye bir bilim adamı vardı. Amerikalı. Nükleer silahların 3. dünyadaki gariban yoksul insanların üzerine kullanılmasını savunduğu için kariyeri sıfırlandı. Hı. Einstein'dan daha büyük bilim adamı olduğu söylenirdi. Hakikaten çok büyük bir bilim adamı. Ama nerede durdu? Einstein'daki. Şimdi bu tür eğer sen darbeye darbe diyemiyorsan Princeton'dan 10 tane diploma da alsan Harvard'dan en sevdiğin onu sen yırt at. Peki Mehmet Yeter niye Cumhuriyet Halk Partisi de Cemaat Halk Partisi oldu şimdi? Bu aday belirleme sürecinde CHP'nin kendi dinamiklerini işletmediğine mi inanıyorsunuz? Yani Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu bak ben CHP MHP'den daha doğru söyledim yani. Her iki genel başkan da adaylarının isimlerini çünkü bugüne kadar doğru üst telaffuz edemediler. Evet yani bazıları da Eklemettin Bey diyorlar. Tabii o işin mizah kısmı bir yana kim nereye nasıl eklemledi. Ama ben ilk günden itibaren bunun bir Pensilvanya projesi olduğunu söyledim. Pensilvanya'yı sadece F.Gülen'den ibaret bir oluşum olarak değerlendirmiyorum. Mesela Sisi'nin arkasında hizalanan uluslararası ve bölgesel güçler her kimse. Pensilvanya artık bir metafor. Ben bunu bir metafor olarak kullanıyorum. Pensilvanya'nın projesi derken kastettiğim şey şudur. Sisi üzerinden Mısır'da darbe yaparak kim nasıl bir sonuç almak istediyse, Türkiye'de de yerli bir Sisi çıkararak sandık marifetiyle bunu yapabileceklerine inanıyorlar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye sağlamış olduğu özgüven, bölgesel güçleri, imparatorlukları, yani dünyayı tanzim etmeye kendilerini tek muktedir güç olarak gören herkesi çok rahatsız ediyor.
Tayyip Erdoğan ne diyor? Biz herhangi bir ülke gibi göremezsiniz diyor. Biz 80 yıl önce, 90 yıl önce imparatorluktur diyor. İmparatorluk vizyonu olan bir lider. Emperyal amaçları, niyetleri olan bir liderden bahsetmiyorum. Emperyal vizyonu olan. Ben bu bölgede varım. Sadece bu bölgede değil, küresel ölçekte de varım. Mehmet abi bir eklemede bulunayım. Şimdi diyelim ki Erdoğan cumhurbaşkanıydı diyelim ki. Seçildi geldi. Mısır'da bir darbe oldu mesela. Mursi'yi devirdiler. Şimdi Erdoğan denge gözetir mi? Asla. Hani şey Amerika göndermez. Böyle der. Avrupa Birliği böyle asla. Der. Araplar böyle der mi? Buna darbe asla der yani. Asla cumhurbaşkanı seçildiği için Sisi'ye tebrik diplomasi, mesajı göndermezdi. Diplomasi der miydi burada yani? Der miydi? Asla. Başbakan ilkelerinin adamıdır. Misyon adamıdır. Ha burada bunu söylerken başbakan gözü kapalı, reel siyaseti görmeyen bir insan. Hayır. Yani siyasetin onun, evet onun reel izanı, bir zemini var. Onun izanı yaptılar ama tatmin olmadınız mı? Kim? Sisi'ye gönderilen kutlama mesajı meselesini izanı yaptılar. Kim izanı yaptı? Hangi şartlarda o mesajın... Yani Başbakan Erdoğan bu tür şeylerde o zaman one minute dediğinde de bunun yansımalarını bilmiyor muydu? Sisi darbesine, Sisi rejimine karşı çıkarken bunun sonuçlarını bilmiyor muydu başbakan olarak? Suriye'deki faşist rejime, kan içici rejime karşı çıkarken, İsrail'in terör politikalarına karşı çıkarken bunun sonuçlarını bilmiyor muydu? Amerika ile Avrupa'nın bir kısım ülkeleriyle nasıl çelişeceğini bilmiyor muydum? Ha Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir özgüven aşıladı. Bakınız bu çok önemli. Çok önemli. Ben burada varım diyor. Ben burada varım. Kendi demokrasimle varım. Ve Türkiye sırtını tarihine yaslayarak yeniden var olacaktır diyor. Bölgesel politikalarda beni görmezlikten gelemezsiniz diyor. Benim bölgemi, eski interlandımı şekillendirirken beni yok varsayamazsınız. Ben varım. Peki, tekrar Hikmettin Bey'e geri dönecek olursak. Şimdi diyor ki mesela CHP liderliğine yakın çevreler. Yani bir şey bulmaya çalışıyorlar. Yani. Kendilerince bir anlatmaya çalışıyorlar neden Hikmettin İhsanoğlu olduğunu. Seçimi kazan, yani birinci ya makyavelist mi dersiniz, pragmatist mi dersiniz, nedir? Birincisi hedefe giden yol. Seçimi kazanmak lazım. Seçimi kazanabilecek kriterlerde olduğunu düşündüğümüz bir aday olduğu için Ekmettin Bey'i koyduk. Çok da öyle uluslararası, küresel, arkasında şu güç var, şu aile var, bu lobi var falan diye bir şey değil. Hani sahiden de biz katı kemalist, ulusalcı, laikçi, elitist falan böyle bir adamla yapamayacağımızı biliyorduk. Daha evvel denendi bunlar. Yol yürümedi. Muhafazakar, dindar falan tamam. Böyle birini bulalım dedik. Buna bir itirazım yok. Ha, yani CHP sahiden böyle inanıyorsa o zaman kendisini değiştirsin. Şemsettin Günaltay falan gibi yani. Anladım, hani, daha evvel yani, de örnek ya da işte. İttihat Terakki de benzer siyasetleri izlemiş. Zaten CHP'de neo-itaatlı bir parti benzer siyasetleri izliyor. O zaman ben şunu söylüyorum. Arkasında böyle büyük büyük şeyler aramayın. Biz arıyoruz. Mesela. Biz arıyoruz. O zaman CHP'li seçmenlere şunu söylüyorum ben. Ey sevgili CHP'liler. CHP liderliği, mevcut liderliği gerçekten katı kemalist, ulusalcı, yani CHP'nin bugün üzerine oturduğu söylemlerle o gen kodu üzerine. Türkiye'de bir siyasal sonuç devşiremeyeceklerini görüyorlarsa o zaman niye değişime CHP'den başlamıyorlar? Belki de değişiyorlardı. Belki de hayır, Ekmelettin İhsanoğlu o değişimin bir parçasıdır. Çünkü Ekmelettin de o değişime öncülük yapacak bir insan değil. Anıtkabir'e gittiğinde başka, Hacı Bektaş'a gittiğinde başka, Yozgat'a gittiğinde başka. Amorf bir kişilik. Bir liderin omurgası olur. Yani ya katı kemalistsiniz. Kemalistliği şey anlamda kullanmıyorum. Yani Atatürk'ün kurucu önder olması, Cumhuriyet'in değerlerine yatsımak biçiminde anlamıyorum. Yani katı kemalizm farklı bir kategorizasyondur. Ulusalcılık. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu'na baktığınızda nasıl tanımlayabilirsiniz? Yeri geldiğinde laikçi. Sağ kemalist diyenler var. İşte yeri geldiğinde laikçi, kemalist, işte dindar, muhafazakar, milliyetçi, ulusalcı. Şimdi gittiği, girdiği her yerin kalıbına da uymaz bir insan. Uyan bir insanın Türkiye yönetmesi mümkün değil. Peki Mehmet Hacı, kimdir? Şimdi buradaki, yani senin sorundaki kilit nokta şurası. Bunu hep beraber düşünelim, soruyu soralım. İzleyicilerimiz de sorsun, cevabını da versin. Yani bu Hamde gerçekten değişen bir CHP'nin yaptığı bir hamle midir? Yoksa köprüyü geçene kadar idare etmek üzere
belirlenmiş bir isim midir? Bu bir değişim sinyali olabilir mi mesela? Şu yani eğer Ekmelettin Bey, Sayın İhsanoğlu seçilirse bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ondan sonraki tutumu. Evet biz artık değiştik. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin halkının değerleriyle barışık bir parti haline dönüşmüştür. Çankaya Köşkü'nde de Sayın İhsanoğlu'ndan bu yönde hareket etmesini bekliyoruz biçiminde bir tutum bu olacaktır. Bu mu inandırıcı geliyor? Yoksa köprüyü geçene kadar biz alabileceğimiz kadar oyu alalım. Köprüyü geçtikten sonra eğer seçilirse biz hızlı bir şekilde Çankaya Köşkü'nde de İhsanoğlu'nu devamında da siyasi alanda da yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel politikalarını Türkiye'ye dayatalım mı olacak? Belki bunun hangisi çok daha inandırıcı örneği, geliyorsa ona göre bir karar verilsin. Mehmet Hacet belki de şunu hatırlatmak lazım. En spesifik örneği Ahmet Necdet Sezer'di. Ahmet Necdet Sezer seçilene kadar algısı, yarattığı algı, oluşturduğu algı da ona ben dikkat çekmeye çalışıyorum. Yani eğer gerçekten hani biz değiştik Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar hata ettik. Türkiye'nin halkın değerlerine uzak bir parti olduk. Şimdi hatamızı gördük. Artık bir laiklik tehdidi de Türkiye'de yok. Dolayısıyla biz halkın değerleriyle barışık bir parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Cümlesi mi inandırıcı gelir? Yoksa dediğim gibi yani bunu herkesin ben taktiğine bırakıyorum. Hani sizler de bizler de hepimiz düşünelim. Yani şu köprüyü geçelim hele bir seçilsin. Ondan sonra bakarız hadi yeni CHP mi olacak şey yoksa eski CHP mi? Mehmet izin verirse şimdi 10 Ağustos'ta birlikte Türkiye'de bir siyasal sistem değişikliği olacak. Ya bu kavgasını yeni Türkiye ile eski Türkiye'nin kavgası. CHP, MHP ve başka ulusalcı çevreler. Ona girmeden şey. İşte onu diyorum olur. Şimdi evet. Bu böyle bir kavgada Emine Ülker Tarhan, Deniz Baykal, Recep Tayyip Erdoğan önünü kesebilecek bir aday değil. Bunu kendileri de görüyor. Ne Meral Akşener, ne Emine Ülker Tarhan. Şimdi burada dindar muhafazakar kimliğiyle temayüz etmiş tırnak içinde. Unutmayın Sisi de İslamcı gelenekten gelen biridir. Yani gavur değildir yani. Kafir müşrik değildir ya. İslamcı gelenekten gelen eşinin başı örtülü olan bir şeydir yani. Dindar muhafazakar bir insandır yani Sisi de. Şimdi bütün amaç Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmeye yönelik bir amaç. Dolayısıyla İhsanoğlu projesi CHP MHP'nin tek başına düşündüğü düşünebileceği bir proje değil. Peki tamam. Mehmet Hacet tamamımızın analizini çok önemli bir yerde bıraktık çünkü. Yani CHP açısından senin sorduğun o şekilde. Yani ben bunun günü kurtarma köprüyü geçene kadar geçerli varit olan bir proje olduğunu ben de düşünüyorum. Ve eğer bu konuda başarılı olursa Cumhuriyet Halk Partisi istediği adayı köşke gönderebilirse. Mesela kazanırsa Ekmelettin İhsanoğlu CHP kazanmış sayılır mı? CHP kazanmış sayılır ama devamı bence çok önemli. Yani devamında işte senin dediğin gibi bir Ahmet Necdet Sezer profili çıkar mı oradan? Çıkmaması için bir neden yok. Çünkü o zaman nasıl Cumhuriyet Halk Partisi... O zaman Metin'in az önce dediği şeye giriyorsun yani... Eski Türkiye'deki vesaireçi şeyi. Ahmet Necdet Sezer'in dindar versiyonu bu kadar yani çok hızlı bir şekilde yine eski Türkiye'ye dönüş için Cumhuriyet Halk Partisi'nin hamlelerini göreceğiz biz eğer böyle bir sonuç karşımıza çıkarsa. Yani bundan vazgeçmiş değil Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bir Dersim'de yüzleşebildi mi CHP? En basitinden en hani vicdana dokunan bir konu Dersim meselesi. Bununla yüzleşebilmiş bir parti mi Cumhuriyet Halk Partisi? Neyle sadece karşımıza çıkıyor? Bir slogan var yeni CHP. Yeni CHP işte artık Türkiye'de laiklik tehdidini ön plana çıkarmayan bir CHP. Ama bu da laiklik tehdidi ortadan kalktığını düşündüğü için bu söylem değişikliğine gitmiş değil. Laiklik tehdidini kullanarak siyaset söyleminde bir yere gidemeyeceğini gördüğü için böyle bir söylem değişikliğine gidiyor. Bu yönüyle ben inandırıcı bulmuyorum bu hamlelerini CHP'nin. Yani içselleştirilmiş bir yeni CHP arayışı yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Buna Kemal Kılıçdaroğlu'nu da dahil ederek söylüyorum. Peki kazanamayacaksa niye bu kadar konuşuyoruz üzerinde Cem Küçük? Kazanamayacaksa tabii bunu biz şimdi öyle öngörüyoruz ama onlar aday gösterirken böyle öngörmüyorlardı. Şimdi bak 30 Mart seçim gecesini hatırlayalım. AK Parti'nin saat 10-11'de seçimi kazandı. Kesinleşmiş gibiydi. Ama sonra Ankara'dan gelen haberler işte Ankara'da CHP'nin kazanma ihtimali olduğunu, Mansur Yavaş'ın kazanma ihtimali olabileceğini gösterdi. O gün sosyal medyada bir bakalım. Biz de kanallardaydık ama seninle sosyal medyada takip ediyorduk. Mansur Yavaş, diyelim ki AK Parti %45 aldı, CHP
%27 aldı, MHP %16-17 aldı. Ankara'yı CHP kazansa ne olacaktı? Bütün seçim bunun üzerine yapacaklardı. Yani %45'e 27'ye kaybetmelerine rağmen işte İzmir'i aldık, bizimdi zaten. Ankara'yı da aldık. Bir İstanbul ellerinde kaldı diye o üzerine, o Ankara üzerinden büyük bir propaganda yapacaklardı. O gün bak sosyal medyadaki bazı yazarlara, siyasetçilere, yorumculara bir bak, sabaha kadar 3000 kaldı, 2000 fark kaldı falan filan. Halbuki bugün bana gene bir araştırma şirketinden bir yöneticinin şey söyledi. Aslında Keçiören'de ve Çankaya'da aslında AK Parti'nin oyları boşa gitti. Aslında fark daha çoktu diye söylemişti. Ama hani orada bile seçimleri kazansalardı, kaybetmiş olmalarına rağmen Ankara'yı kazandıkları için bunun üzerine propaganda yapacaklardı. Aynı şeyi Ağrı ve Yalova seçimini de hatırlayalım. O ek seçimlerde de. Yani orada da AK Parti totalde yine %46-47 oy aldı toplamda. 14 toplam seçim yapılan yerin 5'ini aldı ama ona rağmen Yalova ve Ağrı üzerinden AK Parti'ye oy kaybetti filan. Şimdi siyaseti böyle okuyorlar. Buradaki amaç bence CHP için kazanmak filan, kendileri açısından kazanmak değil. Erdoğan kazanması. Zaten o Ekmelettin İhsanoğlu'nu kim proje plan olarak MHP ile beraber önlerine koyduysa burada amaç tabii ki Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir aday kazanırsa CHP'nin bundan hicap duyması lazım. Kendi görüşlerine tamamen %100 zıt biri. Ama burada Erdoğan gitti. Bu Ekmelettin İhsanoğlu da olabilir. Sisi de olabilir. Levent Üzümcü mü yazmış şeyini Twitter hesabına? Yani gör bak senden kurtulmak için nelere katlanıyoruz diye. Yani. Bu önemli bir ikrar yani. Yani tabii yani bak bu ülkede şimdi çok çabuk geçiyoruz yani bazı şeyleri. Temel mesele oymuş demek. Evet. Gör bak senden kurtulmak için nelere katlanıyoruz. Bak demokrat dediğimiz adamlar mesela birikim çevreleri yıllarca şimdi demokrat falan öyle bildik. Öyle değillermiş. Ne diyor adam? Erdoğan'ın devrilmesi için illegal ya da demokratik dışı her yol varsa ben bunu destekleyeceğim diyor. Bunu Ömer Laçiner söylüyor. Ya da daha demokrat bildiğim bir yazar çok özür diliyorum işte mezarına tüküreceğim. Yani idama karşıyım ama en azından sen idam edileceğin için buna alkışlayacağım gibi bak. İnsan aklının normal düşünerek edemeyeceği lafları ediyorlar. Yani 17 Aralık 25 Aralık darbe girişimlerinden bu yana Erdoğan'dan kurtulmak için yani hani Bakırköy Deli Hastanesi'ne rapor alsan edilmeyecek lafları ediyorlar. Adam yani bir başbakanın mahremine kadar girip ailesini de bırakmayacak şekilde turbun büyüğü falan gibi. Normalde bir Batı ülkesinde bunu yapanları nefret suçudur. Bulup hayır. Hayat hakkında olmaz. Yani İngiltere'de News of the World gazetesinin ve Rupert Murdoch gazetesiydi. Dinleme skandalına karıştı. Gazete kapatıldı. Evet. Guardian gazetesinin 100 yıllık bir gazeteydi evet. Değil mi? Yani bir de 4 milyon satan en çok satan gazetesiydi. Guardian gazetesi basıldı. Ordu'nda bazı muhabirleri vardı işin içinde. MI6 aldı onları, kırdı, geri vermedi. Julian Assange şu anda konsollukta... Nerede? Ekvator'da. Ekvator'da konsolosluk. Ekvator kim? Binasının içinde duruyor şu an. Dünyanın medya konusunda, hani medya konusunda etik dersi veren adam, dünyada medya konusunda en sefil durumda olan ülkeye sığındı. Yani diyeceğim, o kadar kötü tablolarla karşılaşacak. Burada seçim şey değil. Ben şuna da inanmıyorum. Ekmelettin İhsanoğlu bir dizan, yani 71-72 yaşında bir adam. Seçimi kazansa diyelim ki 77-78 yaşına kadar hani Cumhurbaşkanlığı yapacak olsa işte zaten bu hesabıyla yapılmadı bir. İki işte zaten amaç kazanmak değil işte seçim sonrası işte CHP MHP bir tasarı dizayn. Ya bu Ekmelettin İhsanoğlu'yla mı olur Allah aşkına yani Ekmelettin İhsanoğlu'yla değil tasarı dizayn hani resim çizemezsin yani bununla siyaset olmaz yani buradaki tek amaç bence şudur Mansur Yavaş'ın Ankara'da Melik Gökçe'yi zorladığı görülünce muhafazakar milliyetçi, mukaddesatçı bir adayın Erdoğan'ı zorlayacağı buradaki bütün amaçlar bak biz kazanalım değil, Erdoğan kaybetsin. Peki Erdoğan kaybetsini Metin Eres hocam. Hatta Erdoğan kaybetsin ama Türkiye'de kaybetsin. Türkiye'nin kaybetmesi yeter ki de Erdoğan alırız, kaybetsin, diyorsun. Türkiye'nin kaybetmesine razıyız diyen bir peki, muhalefet anlayışı. Bu kadar hani entelektüel donanımı kuvvetli, işte efendim dünyayı gören, bilen, Erdoğan'ın da yakın dostu olarak kendini tanımlayan, bugün Cemil Çiçek'i ziyaretinde de mesela öyle diyor mesela, eski bir dostumu ziyaret edip hal hatır sordum çok da yani o kadroya da yakın, samimi, hoş duygular besleyen bir isim. Nasıl olur da sizin, Mehmet Acet'in, Cem Küçük'ün gördüğü bu tezgahı tertibi görmez? Abi bence görüyor. Niye görmezsin? O projenin adamı ya. Yani çok... Böyle kendini kullandırır mı? Yani niye kullandırmasın? Yani siz bir yerin adamıysanız, çok ayrıntılara girmek istemiyorum. Yani sanki İhsanoğlu bizim için ciddi bir rakip de biz korkuyoruz, karalamaya çalışıyoruz. Yok öyle bir şey ya.
Burada biz CHP'nin şeyini anlatmaya çalışıyoruz. CHP'li seçmene, MHP'li seçmene anlatmak istediğim şey şu. Yani CHP sağa açıldığı için Ankara'da söz gelimi Mansur Yavaş üzerinden kısmi bir oy elde etmedi. Tam tersine AK Parti'nin önünü kesmek için MHP CHP oy aktardığı için Mansur Yavaş örneğinde bir başarı ortaya çıktı. Yani sağ açıldığı için, dindar muhafazakar çevreleri açıldığı için değil. Ve de sahiden böyle düşündüğü için CHP bu nedenle Mansur Yavaş adayı göstermiş değil. Yani Tayyip Erdoğan önünü, AK Parti'nin önünü kesebilmek için her yolu mübah gören bir yeni siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Ama ben bunun ters tepeceği kanaatindeyim. Eğer İhsanoğlu'nun Cemilçi'ye söylediği o lafları, laflar CHP'li seçmeni rahatsız etmiyorsa bir daha karşımıza o katı Kemalist, laikçi, ulusalcı söylemlerle çıkmasınlar. Dostlukları. Eğer Tayyip Erdoğan'ın çok eski bir dostuysa, tıpkı onun gibi de dindar muhafazakar bir insansa, sırf Tayyip Erdoğan önünü kesmek için böyle bir adaya razı olmak CHP'nin kendi kendini inkar etmesidir. Ben MHP tabanının MHP... CHP'yi niye rahatsız etsin Ekmet İnsanoğlu'nun AK Partilerle olan dostluğu? Yani şimdi Cemil Çiçek'in çok eski bir dostu. Tayyip Erdoğan da çok eski bir dostu. Hatta Tayyip Erdoğan dindar muhafazakar. Sadece dostu değil mi? Mesela İslam İşbirliği Teşkilatı görevinde Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün ona nasıl destek oldukları yazılı çizili söylendi. Hayır, yani. CHP'liler hep şunu söylediler. Recep Tayyip Erdoğan bir ılımlı İslam projesidir. Amerikan ılımlı İslam projesidir. Ve Amerikancı İslam projesidir. Peki çok daha belirgin bir biçimde Amerikancı İslam projesinin elemanlarından biri olan Ekmelettin İhsanoğlu'na evet demesini CHP'liler nasıl izah edecekler? O diğer ideolojik siyasi söylemleri bir yana bırakalım. Sayın Bahçeli daha İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırıları olduğunda İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı iken kendisine yönelttiği eleştiriler var. Çok şiddetli eleştiriler, haklı eleştiriler var İhsanoğlu'na. Ve yüzünü Amerika'ya çevirmekle suçluyor. Amerika'dan gelebilecek telkinlere göre pozisyon alan bir kişilikten bahsediyor. Şimdi Amerikancı İslam'dan bahsedecek olursanız bunun bölgedeki karşı olan ülkeler belli. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri. Bunların Amerikancı İslam'ın ve de Amerika'nın bölgedeki siyasetlerinin taşıyıcı aparatları olduğunu kim bilmez? Peki İhsanoğlu hangi ülkelerin adamıdır? İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı iken Sisi darbesine niye karşı çıkmamıştır? Çünkü sırtını yasladığı, adına hareket ülkeler, etmiş olduğu ülkeler buna Suriye'de niye karşı çıkmamıştır? Yani mesele oyunun farkında olmak olmamak meselesi değil. Peki, mesele Tayyip Erdoğan'ın önünün kesilmesi gerektiğine inanan uluslararası bölgesel güçlerin ama içerideki aparatlarının bu isim üzerinde ittifaka vardırılmış olması. Ben de tam o noktadan biraz devam ederek birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi hani iç siyaset bağlamında konuştuk uzun uzun. Bir de tabii bu seçimin ve bu adayların uluslararası konjektürden bağımsız bir şekilde şekillenmiş isimler ve bir süreç olduğu kanaatinde değilim ben. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bir defa Orta Doğu ve İslam coğrafyasında olup bitenler özellikle son 7-8 yıl içerisinde bir Türkiye faktörü var mı? Var. Değil mi? Yani hem Arap Baharı'nın gelişmesinde hem Arap Baharı'nın devamında bu rüzgarın tersine dönmesi ya da döndürülmesi sürecinde bir Türkiye faktörü var. Şimdi gelinen noktada 300 milyonluk Arap sokağında bir Tayyip Erdoğan rüzgarı var, bir Türkiye rüzgarı var. Bunu 1,5 milyarlık İslam coğrafyasına da teşbih edebiliriz. Ve buna karşı ben yani uluslararası konjektürde son dönemde Orta Doğu'da olup bitenlerin ve bizim Türkiye'de sorun olarak sunulan pek çok gelişmenin ben Türkiye'nin ürettiği Tayyip Erdoğan üzerinde ürettiği bu dış politikaya karşı gelişen bir reaksiyonun ortaya çıkardığı ürünler olarak görüyorum. Biraz uzun bir cümle kurdum ama şu yani Mısır'da bir darbe yaşandıysa eğer Suriye'de başta işte Hillary Clinton bir takvim vermişken haftalar kaldı artık Esad'ın ömrü. Daha sonra Türkiye'nin arkasından desteğini çekerek Amerika'nın yalnızlaştırmaya çalışması. Bütün bu olup bitenlerde bir Türkiye korkusu, Tayyip Erdoğan korkusu var mı? Var.
Bu son süreçte de İhvan'ın Mısır'da Müslüman kardeşlerin boğulmak istenmesi, halk hareketlerinin boğulmak istenmesi, Körfez ülkelerinin maddi destek de sağlayarak bu sürece destek vermesi ve işte seçildikten sonra Sisi'yi ilk ziyaret eden isimlerden birinin John Kerry olması, Amerikan Dışişleri Bakanı ve işte 3 Temmuz sonrası Amerika'nın darbeye darbe demediği gibi onun öncesinde bu darbe planları hazırlanırken Muhammed El-Baradei'nin bu konuda itirafları vardır. New York Times gazetesinde o darbeden hemen sonra yapılmış bir röportajı vardır. İzleyicilerimiz ona dönüp baksınlar. Burada darbenin başbakanı olarak orada yani evet yani Amerikalılarla Batılılarla darbenin şartlarını nasıl hazırladıklarını itiraf ediyordu. Daha sonra o da Sisi'nin hücumuna uğradı ve terk etti. Kaçtı Mısır'dan. Avusturya'ya sığındı. Yani şuraya getireceğim bir bu Türkiye korkusu, Türkiye fobisi ya da bunu özelleştirirsek Tayyip Erdoğan fobisi, halklar üzerindeki, Arap ve İslam coğrafyasındaki halklar üzerindeki Tayyip Erdoğan korkusu bu ülkelerdeki otoriter rejimleri korkuttu. Bu ülkelerdeki otoriter rejimler ve yönetimlerle kalmadı. Eğer halkların gücünün ortaya çıktığı yani demokrasinin bu ülkelerde geliştiği bir ortamda eyvah bizim çıkarlarımız alt üst oluyor diyen, İsrail yalnızlaşıyor diyen batılı ülkeler başta Amerika bu Türkiye faktörünün farkına vardılar ve bu süreci tersine çevirmek için son birkaç senedir harekete geçtiler. Biz bu son birkaç yıldır hem Orta Doğu'da hem Kuzey Afrika'da hem de diğer İslam ülkelerinde olup bitenleri bundan bağımsız düşünemeyiz. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu'na hemen bitireceğim. Gelecek olursak yani bu uluslararası konjektürde tam da bu eski statükaya dönüş arayışları içerisinde bulunmaz bir nimet, bulunmaz bir Hint kumaşı Ekmelettin İhsanoğlu. Yani tam da Soğuk Savaş dönemindeki Arap coğrafyasına, Orta Doğu coğrafyasına uygun bir figür. İlk göreve gelirse eğer seçilirse ondan istenecek olan ilk şeylerde emin olun önce Sisi yönetimiyle Mısır'la ilişki kurması ve ilişkiyi geliştirmesi. Onun devamında Müslüman kardeşler yani. Tabii aynen Körfez ülkeleriyle yine aynı minvalde buluşmak ve devamında Esad'la ilişki geliştirmek. Bunlar telkin edilecektir ve bunu yapacaktır Ekmelettin İhsanoğlu. Yani bu tablo içerisine baktığımız zaman bulunmaz bir kumaş. Dolayısıyla yani bu proje eğer uluslararası konjektür içerisinde değerlendireceksek bir uluslararası proje midir? Evet bence bunları yan yana getirdiğimiz zaman ayakları yere basan bir projedir bu. Çok öyle CHP'nin sağ seçmenden muhafazakar tabanı. O içerideki dinamikler yani Cem Bey'in söylediği doğru. Yani bir Mansur Yavaş örneği var. Başarılı demek ki oluyormuş. Burada da de diyelim. Bu o şey da hani var. Biraz o CHP, da var. Yani zaten Kılıçdaroğlu'nun bir dış ama politika ana sahip o yok. Değil. Kılıçdaroğlu bir dış politika vizyonu olan birisi değil. Yani 70'lerin sosyalist politikacıları ne kadar bir dış politika vizyonuna sahipse Kılıçdaroğlu da o kadar. Yani bunun ben hani kendisine hakaret etmek için söylemiyorum. Yani. Bir analiz, bir tespit olsun diye söylüyorum. Varsa hani tersi görüş, CHP'deki dostlarımız bunu söylesinler, tartışalım. Yani CHP Kılıçdaroğlu meselenin bu tarafından bakabilir. Ama bir de meseleye çok daha hani stratejik bir akılla bakan iç ve dış aktörler de var. Tam buradan devralayım ben. Dediği şeyden önemli. Şöyle de bakmak lazım. Şimdi Müslüman dünyanın tamamına yakın neredeyse kaos, savaş, kendi içerisinde savaş, belirsizlik, kötü ekonomi var. Yani 55 Müslüman ülkesinin ürettiği katma değer Almanya kadar değil. Yani kendi içerisinde bir karışıklık olan sürekli savaşlarla, darbelerle yani petroldü, tabii kendi iç anlaşmazlıkları, iktidar savaşları da var. Ama Türkiye hani modern bir Müslüman devlet olarak hani Amerikalıların söylediği we can, biz yapabiliriz anlayışını benimsemiş oldu. Bak niye? Türkiye Müslüman, demokrat, dindar, muhafazakar ama aynı zamanda laikliğin ve demokrasinin de bu Müslüman kimliğiyle bir arada olduğu bir ülke. Ve Türkiye son 12 yılda tabii geçmişten gelen tecrübelerle beraber bunu başarabileceğini Türkiye bütün dünyaya göstermiş oldu. Yani Müslüman bir ülke, dindar bir ülke, muhafazakar bir ülke ama demokrasi de var, laiklik de var, seçimler de oluyor. Ve Türkiye ekonomisini son bir 10 yılda 5 kat büyütmüş. 17. büyük ekonomi olmuş. Neredeyse yani bir 10 yıl sonra da ilk 10-15 ekonomiden biri olacak ki Avrupa'nın da çoğu yerin ülkesini geçiyor anlamına geliyor. Şimdi bu ne demek? Ha burada AK Parti iktidarı böyle bir Müslüman kimlikle, dindar kimlikle bunu başarıyorsa demek ki bu buna uygun başka yerde de başarılı olabilir. Mesela Mısır'da niye İhvan başarılı olmasın? Şimdi Mursi de iktidara geldi. Sonra Erdoğan tabii Batı'nın her dediğine belli bir saatten sonra da evet denmedi. Yani
Orada Türkiye adı kendi rotasını çizdi. İşte 2009'da One Minute dendi. Çinli JPMorgan firmasıyla füze anlaşmaları yapıldı. Türkiye kendi savunma sanayini, hava sanayini geliştirmeye çalıştı. Yani artık Batı NATO üyesi olmasına rağmen NATO ile ilişkilerini sürdürüp kendi rotasını da çizecek bir yörüngeye doğru girdi. Yani Hakan Fidan'ın son iki yıldır hedef seçilmesi, TUKAK'a ilan edilmesi, yabancı medyada hakkında bu kadar çok haber çıkması. Bunlar tesadüf değil yani. Tabii biraz bunu tabii şimdi David Ignatius gibi Washington Post'un en etkili yazarlarından bir tanesinin sırf Hakan Fidan'ı hedef alan bir yazı yazması ne derece yani tesadüf eseridir. Bunun üzerine durmak lazım. Şimdi Mursi iktidara geldiğinde 9 ay değil de. David Ignatius aynı zamanda Başbakan'ın One Minute dediği moderatör değil mi? Evet o moderatör. Mesela Mursi'de 9 ay değil de 2-3 yıl daha kalıp Mısır ekonomisi biraz iyileşme kat etseydi. Mesela orada genç nüfusa çok işsizlik had safhada. Biraz onu kırsaydı. Mesela petrol boru hatları konusunda İsrail'in her dediğini yapmasaydı da oradan o petrolü başkalarına satıp biraz daha ülkesine gelir alsaydı. Süveyş meselesinde yine Amerika'nın o ticaret hakkını oradan biraz engelleyip Rusya ile başka ülkelerle de bu alanı genişletseydi. Yani bağımsız düşünebilseydi, kendi ülkesinin çıkarlarını da düşünebilseydi bu Mısır, Türkiye, şimdi ne olacak? Yarın Suriye, İran yani Birleşik Arap Emirlikleri ya demek ki biz yapabilirmişiz duygusuydu. O yüzden Türkiye'de de bakın demokrasi ve İslam beraber yürümüyor. Laiklik ve İslam beraber yürümüyor. Erdoğan da zaten bütün İslam ülkelerinde olduğu gibi diktatör. Algısını işte Gezi'de 17 Aralık'ta 25 Aralık'ta verip bir de buna yolsuzluk ve rüşvet kılıfını da ekleyerek çünkü bu da hani Arap ülkelerinin bazılarında iddia ediliyor ya. Bunların hepsi birer projeydi. Ve bu projede işte Sisi gibi bir CIA ajanı ya da CIA çalışan birinin gelip darbe yapmasıyla beraber buna şimdi yasal kılıf hazırlayacak akademisyenlere de ihtiyacınız var. Evet. Şimdi siz darbe yaparsınız ama bunu legalize etmeniz lazım. Örneğin şimdi 1960 darbesi olduğunda hukukçular olmasaydı yani paşalarım siz darbe yaptınız ama bunlar sizi daha sonra yargılar bunu önleyelim, bunu öne geçelim hukukçular olmasa başarılamazdı. Dolayısıyla bu darbeye de darbe demeden buna meşruiyet kazandıracak işte Ekmelettin İhsanoğlu gibilere ihtiyaç vardı. Bütün proje bunlarla alakalıdır. Yani hem Batı'nın istediği tarzda biridir Ekmelettin İhsanoğlu hem Arap devletlerinin istediği gibi biridir. Ama Türkiye'nin istediği biri değildir. Öyle yani Türkiye'nin istediği, evet. Türkiye'nin onaylayacağı biri değil. Arap halklarının istediği biri de değildir. Halklar arasında yönetim arasında. Körfez ülkeler. Siyasilerin istediğidir evet. Yani. Şimdi burada biraz daha basitleştirerek birkaç şey söyleyeceğim. Evet. Ondan sonra neden Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için ifade ettiği önemli tarihsel ve siyasal güncel boyutuyla ona kısaca değinen bir bakınız. CHP'li seçmenlere sesleniyorum. CHP liderliği her zaman için ne söylüyor? IŞİD'i destekleyen Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetidir. Peki şöyle düşünelim. Bugün IŞİD'in arkasında hangi bölgesel güçler var? Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri. Çok net yani. IŞİD'i destekleyen güçlerin kim oldukları belli. Peki bağışlasın ama yerli sisi dedim bugünkü yazımda da o yüzden kullanacağım yani. Tabii. İhsanoğlu gücenmesin artık siyaset sahnesine girdi bu tür lakaplara ve tanımlamalar. Bunlar gelecek artık yani. Türkiye'nin yerli sisi diye tanımlanabilecek İhsanoğlu'nun arkasında hangi ülkeler var? IŞİD'in arkasında olan ülkeler, Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan başta olmak üzere İhsanoğlu'nu destekliyorlar. Aynı projenin adı. İhsanoğlu milli bir şey değil mi yani? Şimdi tabii ki değil. Tabii ki değil. Yani şimdi CHP'li seçmenlere şunu söylüyorum. Lütfen düşününüz ya. Yani IŞİD üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ı vuruyorlar. Ama IŞİD'in arkasında başta Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri var. Onun arkasındaki başka büyük güçleri ben söylemeyeyim. İktidar Partisi milletvekili olduğum için biraz daha duyarlı, dikkatli bir dil kullanmam gerektiğini biliyorum. Ama peki madem ki IŞİD'in arkasındaki güçler konusunda bu kadar duyarlısınız ey CHP'liler. Peki IŞİD'in arkasındaki güçlerin Türkiye'ye empoze etmiş olduğu bizim adamımızdır diye sahiplediği bir insanı nasıl sahipleneceksiniz, ona oy vereceksiniz? Birincisi bu milli değil. Hem ülkeyi mesela Amerika ile işbirliği yapmak. Bu çok önemli. Bir de. Pardon bak, Mehmet abi. Hem şimdi Türkiye'yi mesela Erdoğan'a. Yeri geldiğinde Amerika ile işbirliği yapıyor. O bu bilmem ne diyeceksin. Aynen, hem de aynen. Amerika'nın desteklediği ve Körfez ülkelerinin bazı siyasi yönetimlerinin desteklediği bir adaya sen CHP'ye getirip aday yapacaksın. Yani ey CHP'li seçmen çok net bir biçimde söylüyorum.
Sayın İhsanoğlu Amerikancı İslam projesidir. IŞİD'in arkasındaki bölgesel güçler Sayın İhsanoğlu'nun arkasındaki güçlerle aynıdır. Merak edenler araştırsınlar, bulsunlar. Şimdi şuraya geliyorum. Recep Tayyip Erdoğan fobisi var. Nerede var? Arap halkları, Orta Doğu halkları nezdinde Recep Tayyip Erdoğan mazlumların, mağdurların lideri olarak kabul edildiğinde oradaki diktatöryal rejimler Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığından rahatsızlık duymaya başlıyor. Liderler. Liderler, diktatöryal rejimler. Ve bugün arkasında IŞİD'in gittim. Arkasında duranlar ve dolayısıyla İhsanoğlu'nun arkasında duranlar da. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya çıkmasını, Çankaya çıktıktan sonra da Türkiye'nin siyasal sistemini değiştirerek tarihini arkasına alan, değişerek gelişen, kendi sorunlarını çözerek de büyüyen bir Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir Türkiye olsun istemiyorlar. Çünkü bunun kendileri için de, kendi rejimleri için de ciddi bir tehdit oluşturacaklarını görüyorlar bu modalitenin. Şimdi böyle baktığınız zaman İhsanoğlu tam da böyle bir projenin adamı. Yani Sisi darbe yoluyla geldi. Mısır o şekilde tanzim edildi ama Türkiye'de darbe yapmanın imkanı yok. Yerli Sisi başka türlü monte edilmek isteniyor. Şimdi burada CHP, MHP bence kullanılan birer siyasal aparat sadece. Peki mesela öyle yapsalardı sahiden de, yani niyetleri bu olsaydı, CHP'den, MHP'den işte bugün Haydarbaş'tan falan destek istedi. Yani böyle bir aday çıkartmak yerine doğrudan AK Parti'nin tepesini dizayn etmeye çalışmazlar mıydı? Yani buna, bunu yaptılar, yapmaya çalıştılar. 17-25 Aralık. Hala işte. Dizayn etmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı Çankaya gönderelim. Onu başaramadıkları için mi şu anda karşısına böyle bir aday çıkartıyorlar? Asla başaramazlar. Hala AK Parti'nin içine oynuyorlar. Tayyip Erdoğan Çankaya çıksın da yani biz gösterelim. Biz bakınız onun için diyoruz. Ne olacak mesela Tayyip Erdoğan Çankaya çıkınca? Bir tek lideri var. AK Parti'yi ele mi geçirmeye çalışacak? Evet. Şimdi oraya girmek istemiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendimizi endekslediğimiz için. Ama biz kimlerin AK Parti içine nasıl oynadığını ve içimizde nasıl bir fitne oluşturmaya çalıştığını farkındayız. Her şeyin farkındayız ve dolayısıyla şunu söylüyoruz. Davamızın lideridir. Partimizin genel başkanı değişebilir ama davamızın lideri değişmez. Dolayısıyla davamızın liderinin bulunduğu konum partimiz içinde, hükümetimiz içinde belirleyici bir konumdur. Biz böyle biliriz, böyle yaparız. Şimdi niye Recep Tayyip Erdoğan Türkiye için önem arz ediyor? Bakınız, Kaşif Kozinoğlu diye bir adam vardı. Ergenekon sanığı olarak Silivri'de tutukluyken öldü. Şüpheli onun, bir şekilde. Onun hatıratı yayınlandı. Hangi yayın evi arasında çıktığını söylemiyorum. Çok fazla reklam olmasın. Meraklıları okuyabilirler. Kaşif Kozinoğlu'nun hatıratında bir takım Avrupa ülkelerinin, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinden ne kadar çok rahatsızlık duyduğunu. Kaşif Kozinoğlu'nun hatırladığım bir MİT binbaşısıydı değil mi? Evet, MİT binbaşısıydı. Ergenekoncuydu, ulusalcıydı, Kemalist'ti. CHP'li seçmenler açısından bütün bu bilgileri veriyorum. Şimdi yanlış olmasın yani. Evet, şimdi bakınız adını vermeyeceğim bir Avrupa ülkesi. Avrupa Birliği'nin de dinamosunu, motor gücünü oluşturan, başını çeken Avrupa ülkelerinden birinden bahsediyor. Onun istihbarat örgütünün Recep Tayyip Erdoğan için hazırlamış olduğu bir rapordan bahsediyor. Kaşif Kozinoğlu. O raporda indirilen şey şu. Recep Tayyip Erdoğan'ın özgüveni çok yüksektir. Sadece bizim değil, Avrupa'nın da dünyanın da başına bela olacak bir liderdir. Özgüveni yüksek olduğu için. Kurtulmak lazım. Tabii. Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel özgüveninden bahsetmiyor. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye bir özgüven şey yapıyor. Yerleştiriyor. Ne diyor mesela? Türkiye artık özgüvenli bir ülke. Ey Türkiye diyor. Ülke. Evet. Ey Türkiye diyor. Sen arkasında imparatorluk geleneği olan bir ülkesin. Halk ayağı. Sorunlarını çöz. Türkiye'nin içine yerleştirilen sorunlar var. Bakınız. Kürt meselesi. Çözülemeyecek bir mesele miydi? PKK meselesi çözülemeyecek bir mesele mi? Yıllar ile din, siyaset, laiklik tartışması yaptık. Enerjimizi tükettik. Ya başörtülü kızlar şu an üniversitelerde okuyorlar, kamusal alanda yer alıyorlar. Türkiye kayıp mı etti? Hep birlikte kazandık. Kürtçe bugün serbest. Bugün PKK dağdan indirilmek isteniyor. Bu sorunlar çözüldüğünde Türkiye büyüyecek. Ekonomisiyle göz dolduran bir ülke, demokrasi standartlarını yükselten bir ülke. Ama burada çok ciddi bir biçimde Tayyip Erdoğan'ın algısını bozmaya çalışıyorlar. Peki neden Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan Türkiye'yi 12 yıl içerisinde ekonomik anlamda,
çok güçlü bir ülke haline getirdi, demokrasi standartlarını yükseltti ve bu çözüm süreciyle toplumsal barışı da sağladı. Tam bunları yaptı. Bu, köşke çıkmasa da olmaz mı? Mesela Abdullah Gül de köşkeydi. Köşke çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin siyasal sistemi değişecek. Çünkü 10 Ağustos herhangi seçimlerden bir seçim değildir. İlk defa halk kendi başkanını seçecek. Bu başkanlık sisteminin adıdır. De facto bir durumdur. Dolayısıyla bundan sonra halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyla halkın seçtiği bir hükümet. Hele halkın seçtiği hükümet de AK Parti'den oluşan bir hükümetse Çankaya ile hükümet arasında uyumlu bir ve dolayısıyla sorunlarını çözerek büyüyen bir Türkiye. Toplumsal değerleriyle barışık, demokrasi ve özgürlükçü laiklikle barışık, güçlü bir Türkiye. Ve kendi bölgesinde siyaset üreten, rol dağıtan, küresel ölçekte de iddia sahibi, özgüven sahibi bir ülke. Peki. Bunu sağlayacak tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu yüzden göreceksiniz. Bu yüzden Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğe ihtiyacı vardır. Ben MHP'li seçmenin onlara buradan yürekten selamlarımı iletiyorum. Gerçekten Türkiye'nin ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tutan CHP'li seçmenin de Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceğine inanıyorum. HDP tabanının da her şeye rağmen. Bakınız bu sorunu çözecek olan tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. İlk turda %55 ile Çankaya çıkması demek bu sorunun temelli çözülmesi demektir. Dolayısıyla Türkiye Kürtlerinin de Türkiye'nin milli çıkarlarından, ulusal çıkarlarından yana herkesin de Recep Tayyip Erdoğan adaylığını mutlaka desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Peki. Bunun da böyle olacağını görüyorum. Niye Recep Tayyip Erdoğan? Şimdi yine biraz uluslararası konjektür bağlamında ben bu soruya bir cevap vereyim isterim. 2008 yılında Obama Amerika'da başkan seçildi ve ilk ziyaretini Türkiye yaptı. Orada bir partnership model, model ortaklığından söz etti Obama. Şimdi o dönemlerde gerçekten hani ilk döneminde Obama'nın başbakan ki bunu daha sonra Time dergisinde de yayınlandı. Dünyada işte birkaç liderden ilişkisinin iyi olduğu söz etti. Bu isimlerden biri de Tayyip Erdoğan'dı. Şimdi biraz önce Cem Bey'in bahsettiği Türkiye için o model ortaklığı yani Türkiye demokrasi ve İslam'ı bir arada yaşatabilen bir ülke. Irak Savaşı sonrası İslam coğrafyasında ciddi bir antipati biriktirmiş bir Amerika Birleşik Devletleri. Buna karşı Türkiye'deki AK Parti modelini Amerika o dönemde, ilk dönemde gerçekten destekledi. Yani İslam ve demokrasinin bir arada yaşadığı bir model diğer Orta Doğu halklarına ve İslam coğrafyasına bir ilham kaynağı olsun projesini destekledi. Fakat sorun şurada başladı. Yani bizim bu 17-25 Aralık sürecine nereden geldiğimize de bence buradan yaklaşılabilir diye düşünüyorum. Ne zaman ki bu hareket, AK Parti hareketi, Tayyip Erdoğan'ın liderlerini yaptığı hareket, Endonezya'dan Fas'a kadar uzanan bu büyük coğrafyada onların hiçbir şekilde öngörmediği büyük bir şeye dönüştü. Yani ilham kaynağına dönüştü. Artık model alınan bir ülke haline geldi Türkiye ve burada sadece hani duygusal nedenlerle işte hani hep mazlumların, mağdurların yanında olmak gibi sadece bu şablonlar yeterli değil. Aynı zamanda bir başarı öyküsüyle yani 2005'te 17 Aralık Avrupa Birliği müzakereleri başlama kararı verilirken orada 200'e yakın Arap gazeteci vardı. Yani aynı zamanda işte Batı'yla ilişkilerini de güçlendiren, aynı zamanda demokrasi ile şeffaf seçimlerle iş başına gelinebildiği bir ülke. Aynı zamanda İsrail'e yeri geldiği zaman one minute diyebilen bir Türkiye, bir başarı öyküsü bu. Aynı zamanda Fas'tan ne? Endonezya'ya kadar uzanan kuşakta. Şimdi bu görülünce bu gerçekten ürküttü. Yani burada inanılmaz bir fobi ortaya çıktı bu defa. Başta İslam ve demokrasiyi bir arada yaşatabilen Ulusal bir ülkeyken. Ulusal Zülşen'in hedef etmemesinin ana sebebi bu gibi görünüyor. Aynen. Yani başta bu noktada bir olan bir Türkiye'yken bu fobi öyle bir noktaya geldi ki artık siyaset ve İslam ilişkisinin büyük bir öcü haline dönüştüğünü görmeye başladık. Yani Orta Doğu halkları birdenbire kendi liderleri olarak gördüler. Bir parmağıyla Tahrir Meydanı'nı harekete geçiren. Yani Tayyip Erdoğan'ın gücünü herkes gördü. Yani o halklar Türkiye'den ilham alarak gerçekten hani demokratik değerlere de sahip, şeffaf seçimlerinde yapılabildiği bir model gördüler. Kendi ülkeleri için de bunu arzu ettiler. Fakat şeyden sonra yani
baktılar ki bu bambaşka bir noktaya gidiyor. Türkiye faktörü. Orada çok ciddi bir kırılma yaşandı. Ben işte yani 17 Aralık, 25 Aralık sürecini de biraz buna bağlıyorum. Yine belki hani tırnak içerisinde ılımlı İslam modelini uhdesine taşıyan ama kontrol edilebilir güçlerle biz yolumuza devam edelim. Çünkü AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si hiçbir şekilde zapt edilemeyen, kontrol edilemeyen ve üstüne üstlük diğer coğrafyalarda da bu geniş coğrafyada da çok ciddi etkiler ortaya çıkaran bir ülke haline dönüştü. Bu bir kırılmaya yol açtı ve Obama döneminin ikinci döneminde, Obama yönetiminin ikinci döneminde yaşanan soğukluğun temelinde de bu var diye ben düşünüyorum. Peki. Yani artık hani Türkiye Tayyip Erdoğan'la... Yani Amerika'nın neokonları Obama'nın bu siyasetini değiştirdiler. Türkiye'de de badem bıyıklı neokonların iktidara gelmesini istiyorlar. Aynen, aynen. Yani doğru, aynen katılıyorum ve şeyi de yani bu paralel yapı konusu da bununla ilişkili. Yani kontrol edilebilir. Yine belki hani İslam coğrafyası içerisinde belli hedeflerle, belli çizilmiş projelerle hareket eden bir yapı. Biz bunlarla iş tutarsak Türkiye özelinde yine hedeflerimizi koruyabiliriz noktasına evrildi bu proje. Peki Cem Küçük, eğer hani hakikaten bahsettiğiniz gibi ise tablo, Tayyip Erdoğan'ın bugün aday olarak ilan edilmesiyle beraber nur topu gibi yeni düşmanlarımız, üzerimize oynanacak yeni oyunlar, kurulacak yeni tuzaklar ve tezgahlarla karşı karşıyayız demektir. Doğru mu? Tam değil. Yani bu tezgahlar vardı, hala olacaktır ama şimdi neticede Batı pragmatiktir aynı zamanda. Yani David Petraeus'u galiba Abdülkadir Selvi yazmıştı. Siz İsrail'e gidin barışın. Biz de sizin şu cemaat meselenizi halledelim gibi bir CIA başkanı. Bunu Erdoğan'a bir ayaküstü şeydi. Ankara'da burada söylüyor ki bunu Başbakan Erdoğan da yalanlamadı. Abdülkadir abi yazdıktan sonra da. Şimdi Batı neticede Erdoğan'ın gidemeyeceğini, arkasında bir halk desteği olduğunu görüyorsa burada başka türlü düşünür. Eskiden başka organizasyonların mesela Brezilya'da, Küba'da, Kongo'da, Orta Afrika'da, başka yerlerde, Orta Doğu'da bu yönetimleri birer birer devirebiliyordu. Şimdi bunu deviremiyor. Devirmeyince bakıp Erdoğan'la ben bu ilişkiyi nasıl daha iyi götürebilirime bakacaklardır. Şimdi Dışişleri Bakan Beyaz Saray Sözcüsü'ydü galiba bir hanımefendi kadın. Ne dedi? Biz o Pensilvanya'daki kırsaldakini unutun. Yani bizim hükümetle Türkiye ile işimiz var. Yani biz Türkiye'yi tanırız. Muhatabımız odur demişti. Neticede 10 Ağustos'ta Erdoğan seçildiği takdirde zaten Avrupa ülkelerinin tamamına yakını da Amerika'da bu ilişkilere bakıp yok bu alttan alta gene başka şeyler deneyeceklerdir. Ama burada şimdi enerji hatları var. Sonra Türkiye'nin mesela bu Çin'le yaptığı anlaşma tabii kimsenin işine gelmez. Türkiye'nin mesela NATO'dan çıkmayacak ama bu Çin'le yaptığı JPMEC anlaşması Amerika'nın çok moralini bozmuştur. Bu hafta onunla ilgili çok ciddi Çin'in taahhütlerini yerine getirmemesiyle tabii ama bak şu var bak Amerika dünyada Rusya'dan, oradan buradan kimden silah alırsan al Amerika hiç kafayı takmaz. Ama Çin'le işbirliği yaparsan, Çin'le silah işlerine girersen Amerika için tepesinin atması oluyor. Clinton 2011'in Kasım ayında Amerika için 21. yüzyıl Asya Pasifik ve Çin olacak demişti. Artık oraya göre konuşlanıyor. Evet. Yabancı medyalarda mesela bakın dünya, spor, ekonomi şu bir bölümleri bir de Asya Pasifik bölümleri var artık. Evet. Bütün Washington Post'a, New York Times'a. Şimdi Türkiye'de bu şeyden çıksın istenmiyor. Yani bu dengeden çıksın istenmiyor. Kendi başına siyaset, politika güdüsünü istemiyor. Erdoğan da böyle biri değil ki. Yani sen şimdi sabahtan akşama kafasına silah dayasan işte Mısır'a darbe diyecek. Esad gitsin diyecek. Tabii. Ne bileyim Kuzey Irak'ta biz entegrasyona ondan geri adım atacak sağlarız diyecek. Yani bir yerde bir sorun olduğu zaman Çeçenistan'a kafa yoracak. Çat'ta sıkıntı olduğu zaman o Müslümanla dertlenecek. Somali'ye kayıtsız kalmayacak. Peki. Orada eşliği yaptığı zaman. Peki. Bütün bunlar bununla alakalı bir şey ama ben yani gene de tedbirli olmak lazım. Biz geçen sene Nisan'da, Mayıs'ın başlarında Gezi'yi tahmin edemezdik. Cemaatin bir operasyon yapacağını biliyorduk ama 17 Aralık 25 Aralık'ta bu kadar zamandan çıkıp insanların mahremiyetine kadar girip delik deşik edeceklerini yani bu kadar zamandan çıkacaklarını bilemezdik. Şimdi öyle bir plan yapılıyordur ki belki şu anlarda bile bir yerlerde. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Yani çok tedbirli de olmak lazım. Peki Mehmet Metiner. Son olarak hem bir seçim öngörüsü kısaca yani işte az önce üzerinden geçildi gerçekten birinci tur mu ikinci tur mu bugün Selahattin Demirtaş'ın ekibinden Pervin Buldan galiba şey dedi tabii ki dedi Selahattin Demirtaş birinci ipi gösterecek olan isim
İşte onun en yakın rakibi de Tayyip Erdoğan'dır gibi bir şey söyledi. Tabii real politikten biraz uzak olmakla beraber hiç kuşkusuz ki hedef koymak adına güzel bir şey bu. Onunla ilgili yani Tayyip Erdoğan ile ilgili partinizin adayı olduğu için onu soruyorum. Beklenti hem de herkesin kafasında şu soru var. Bir cümle ona için bir şey söyleyin. Tayyip Erdoğan sonrası hükümet ve AK Parti ile ilgili. Yani isimler havalarda uçuyor, planlar havalarda uçuyor. Şu gelecek, bu gidecek. Gül hükümet kuracak. İşte Binali Yıldırım başbakan olacak. İşte artık başbakanlık rejimi kalkacak falan. Bir cümle bize bir şey söyleyin bu yeni dönemle ilgili olarak. Yani kim başbakan olacak onu söylesin. Ya ona liderimiz ve ortak istişareden sonra seçimlerden sonra. Mesela artık AK Parti genel başkanı değil. Seçim şu an seçime odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla bu tür spekülasyonları partimize zarar veren spekülasyonlar olarak değerlendiriyoruz. Birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Başbakanımız Çankaya çıktığında genel başkanlık da yapabilecek, başbakanlık da yapabilecek birbirinden değerli arkadaşlar var. İsimler üzerinden polemik yapmanın ve de partinin geleceğini bir takım isimlere endekslemenin, o denklemin içine partinin geleceğini yerleştirmenin, şu isim olmazsa AK Parti büyümez, küçülür demenin AK Parti'nin felsefesiyle de uygun olmadığı kanaatindeyiz. Dolayısıyla seçimler bitsin. Ondan sonra partimizin genel kongresinde kimin genel başkan olacağını herkes görecektir. Ama ben partimizin çok daha güçlenerek, yenilenerek bu süreçten karlı çıkacağı kanaatindeyim. Evet. Çünkü Erdoğan liderliği devam edecektir. Yasal zorunluluklar her zaman için yürek coğrafyamıza sınır çizmeye yetmez. Yani ben Çankaya çıkıp hükümet başkanı olarak, parti genel başkanı olarak, cumhurbaşkanımla ülkeyi yönetmek istediğimde herhalde kimse bana böyle bir yasal zorunluluk dayatmasında bulunamaz. Yani bir ülkenin hükümet başkanıyla yeni şeyler yaşıyoruz ya, o yüzden soruyoruz. Bir ülkenin işte cumhurbaşkanının uyumlu dayanışma içerisinde ülke yönetmesinden daha doğal hiçbir şey olamaz. Bugün ilk defa Türkiye siyaset tarihinde bir gerçek kişinin logoyla seçim meydanına çıktığını gördük. 10 Ağustos'tan sonra Türkiye yani. Eski Türkiye olmayacaktır. 10 Ağustos'tan sonra ilk turda %55 diye benim bir şeyim var en başından beri. Çankaya çıkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin ilk başkanı olacaktır. Cumhurbaşkanı olacaktır. Yeni Türkiye'nin ilk başkanı. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Ünlü nasıl ki partili cumhurbaşkanlığı olarak görev yapmışlarsa, yasal zorunluluklar bir yana partili cumhurbaşkanlığı sistemi tekrar devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemeyecek. Üstelik de AK Parti içerisinde böyle bir sıkıntı asla olmayacak. Celal Bayar'dan aldılar ama işte parti cumhurbaşkanlığı. Kendini yaparken yaptılar da Celal Bayar'ı yaptırmadılar. Evet. Şimdi dolayısıyla ben Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin sadece AK Parti için değil Türkiye için çok gerekli olduğuna inanıyorum. Peki. CHP'li seçmene, MHP'li seçmene bu süreçte yeniden düşünmelerini salık veriyorum. Şu açıdan yeniden düşünmelerini salık veriyorum. IŞİD'in arkasındaki güçlere baksınlar, İhsanoğlu'nun arkasındaki güçlere baksınlar. Dolayısıyla bir kez daha düşünsünler. Gerçekten Türkiye'yi büyütecek lider kimdir? Mesela ben çok merak ediyorum. Yani acaba İhsanoğlu, Sayın İhsanoğlu çözüm süreci konusunda ne diyecektir? MHP gibi mi düşündüğünü açıklayacaktır, CHP gibi mi? Çünkü çözüm süreci konusunda iki partinin birbirinden farklı düşündüğünü doğru. Görüyoruz. Partinin kendi içindeki koalisyonlarla. Aleviler meselesiyle ilgili olarak. Aleviler meselesinde hadi şey yapabilir, çark edebilir yani. Aleviler kardeşimizdir falan. Bunu zaten biz illerle söylüyoruz yani. Devletle Alevilik sorunu yüzleştiren parti AK Parti'dir. Alevilik. Bakınız. Bugün Başbakanımız şunu söyledi. Türkiye'nin hangi sorunu varsa çözeceğiz. Bu gök kubbe altında, bu ortak vatanda herkes etnik aidiyetiyle, mezhebiyle, diniyle, yaşam tarzıyla özgür yaşayacaktır. Ben yani paralel yapı konusunda ne diyeceğini çok merak ediyorum. FETİP'i yapılanma konusunda ne diyeceğini demeyecektir, akıl diyemeyecektir. Akıl hocasının taahhüt yolu olduğunu unutmayın. Diyemeyecektir. Bak, dolayısıyla ben... Abi, akıl hocası taahhüt yoldur bak. Yaban atma diyorsun. Taha Bey'le geçmişe dayalı bir hukukumuz var. Taha Akyol'un aklıyla hareket ediyorsa varacağı yerin neresi olacağını da Türkiye halkı gösterecektir. Peki, Mehmet Bitir. Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu halklarının, dünya mazlum halklarının kendi lideri olarak gördüğü bir insandır. Çok önemlidir. Bir işaretiyle Orta Doğu'yu yüreğinden sarıp peki. Sarmalayan. O yüzden ben yeni dönemde hiç şüphe etmiyorum. İlk turda
ilk turda bakınız göreceksiniz. CHP'li seçmende, MHP'li seçmende, HDP tabanı da göreceksiniz. Türkiye Kürtleri Recep Tayyip Erdoğan'dan asla vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü ilk turda güçlü bir biçimde seçilen Recep Tayyip Erdoğan bu sorunu temelli çözeceklerdir. Ben HDP'nin öyle anketlerde görüldüğü bir oy oranı elde edeceği kanaatinde de değilim. Mehmet Mihner, Cem Küçük ve Mehmet Cezik. Çok çok teşekkürler katıldığınız değerlendirici. Sağ olsun, ağzına sağlık, ayağınıza sağlık. Sevgili seyirciler, biz Ankara'dan, Ankara stüdyolarımızdan gerçekleştirdiğimiz bıçak sırtının böylece sonuna geldik. Bir başka bıçak sırtında yeniden buluşuncaya dek hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.